Artık oluk oluk akaryakıt alabiliriz. Büyük ortaktan da okey çıktı. Büyük para giriyor bu işe. Bu arada herkes seni merak ediyor. Bir iki ayda geliri ikiye katlayan adamı herkes tanımak istiyor. Bu akşam yemeği istiyorlar bizi. Bu sabah görüştüm. Bunu çok fena kutlayacağız. Bu gece bitecek bu. Akaryakıt işini çapı 10 misli büyüyor. Misal, geçen sefer 1 milyon mu kaldırmıştın? Bu sefer 10 milyon kaldıracaksın. Tabii eğer beni öldürmek gibi bir aptallık yapmazsın. Seninle sorun yaşayacağımızı başından beri biliyordum. Ama senin basit bir sokak serserisi olmadığını da biliyorum. Yok. Ben basit bir serseriyim. Sen de Sadullah gibi babamın katilisin. Babana yapılanlar adamların işi. Benim bir ilgim yok. Sen yaptığın tahsilatlarda kimlerin canını yaktığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Şimdi indir o silahı. Eşref birazdan gelir. Seni elinde silahla görürse kalbura çevirmesini istemem. Ne olacağını düşünüyorsun? Ha? Benim burada ölümü görecekler. Sonra başlarına sen mi geçeceksin? Seni anında lime lime ederler. Anneni, kardeşini, bebeğini. Sana selam veren kim var, kim yoksa puf silerler hepsini. Bir ara sana öğretirim. Şimdi söyle bakalım. Paramparça mı olmak istiyorsun yoksa para içinde yüzmek mi? Ben bu işe neden girdim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu şehir baban gibi seni de yutmasın diye. Babama aç kurtlar gibi saldırdınız. Adam bu şehre ayak bastığı an bütün umutlarını gömdünüz. Utancından kendini astı. Annem sizin yüzünüzden aklını oynattı. Ailemi paramparça ettiniz. Ben bu işi bütün hepinizi gebertmek için girdim. O yüzden para mara umurumda değil. Sadullah'ın tezgahıydı. Benim bir bilgim yok. Ben kim, hangi işi yapar, ne tezgah açar incesini bilemem. 40 türlü iş yürütüyorum. Küçük sevgilinin getirdiği defter senin kafanı biraz karıştırmış anlaşılan. Demek biliyorsun. Biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.